Merhaba arkadaşlar. Uçuş tecrübelerimi anlattığım Uçmak İstiyorum kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda askeri öğrenci alımlarında siz adayların genel sağlık testi kapsamında gireceğiniz ağız ve diş sağlığı ile ilgili muayenelerden bahsedeceğim. Daha önceki Milli Savunma Üniversitesi Sağlık Muayeneleri başlıklı videomda sizin yapacağınız işlerden, yol ve yöntemlerden bahsetmiştim. Şimdi ise Türk Sağlık Kuvvetleri Sağlık Yönetmeliği'nin bizi ilgilendiren kısımlarına göz gezdireceğiz. Bu videoda başvuru kaynağımız Türk Sağlık Kuvvetleri Sağlık Yönergesi olacaktır. Sağlık Yönergesi'nin ilgili maddelerini Uçmak İstiyorum kanalında topluluk sekmesi içinde parçalara ayırarak özetledim. Yeri geldikçe onlardan da bahsedeceğim. Ancak arkadaşlar ben doktor değilim. Ben veya başka kim olursa olsun doktor olmayan birinin söylediklerine asla kesin karar olarak itibar etmeyiniz. Bir rahatsızlığınızla ilgili olarak size en doğru yorum yapacak olan yine bir doktor olacaktır. Bunu unutmayınız. Şimdi gelelim ağız, diş ve çene ile ilgili nelere dikkat ediliyor? Askeri alımlarda Türk Sağlık Kuvvetleri Sağlık Yönergesi'ni incelediğimizde ağız, diş ve çene yapısının muntazam olması ibaresi yer almaktadır. Eğri dişler ya da çenenin kapanış durumunda karşılıklı tam basmayan dişler ve bozuklukları elenme sebebi olabilir. Olabilir diyorum çünkü size göre normal duran alt ve üst diş sıralaması, dişlerinizin eğri olması ya da çene kapanış bozuklukları ağzınıza veya yüzünüze herhangi bir maske takılı durumda konuşma bozukluğuna neden olabilmektedir. İşte bu yüzden çok önemlidir. Eksik diş sayısının ve çürüğünün fazla olması ya da ön dişlerde estetiği bozacak olumsuzluklar elenmenize neden olabilir. Türk Sağlık Kuvvetleri Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın askeri alımlarda uyguladığı sağlık yönetmeliği incelendiğinde elenme sebeplerini şu şekilde sıralayabiliriz. Ağzınızın 2 santimden fazla açılmaması, iskelet yapısının alt çenenin üst çeneden 5 milimetreden daha fazla geride olması ya da alt çenenin üst çeneden 2 milimetreden daha fazla ileride olması, alt ve üst olmak üzere toplamda 16 dişinizde eğrilik olması, alt ve üst çenede çiğnemeyi veya konuşmayı bozan aşırı derece çene darlığı ya da genişliği, alt ve üst çeneden toplam 6'nın üzerinde diş eksikliğinin bulunması, dolguyla kurtarılması mümkün olmayan 5'ten fazla diş çürüğünün bulunması. Bakın arkadaşlar, eğer dolgu varsa bunda bir sınır yok, bir limit yok. Dolgu kabul edilebiliyor. Ancak burada dolguyla tedavi olamayacak diş çürüğünden bahsediyor. Tedavi edilemeyen dişlerin eğriliğinin 15 mm'den fazla olması, süt dişlerinin gömülü olması elenme sebebi olarak kabul edilmektedir. Diş teli iskeletsel bir rahatsızlıktan dolayı değilse, dişlerin eğri olduğundan dolayı takılmışsa herhangi bir sıkıntı oluşturmamaktadır. Nitekim bununla da ilgili çok soru aldım arkadaşlar. Diş teli herhangi bir sıkıntı, herhangi bir sorun yaratmamaktadır. Dişlerinizde çürük varsa genel sağlık muayenesinden önce mutlaka dolgu yaptırmanızı ve tedavi ettirmenizi tavsiye ederim. Çünkü dolguyla ilgili biraz önce de söylediğim gibi herhangi bir sınırlama yoktur. Ayrıca dişlerinizde diş teli takmanızı gerektiren bir durum varsa mutlaka genel sağlık muayenesinden önce o diş telini taktırın. Çünkü diş teli takmak elenmenize neden olmadığı gibi diş veya çene yapınızdaki rahatsızlığın diş teliyle tedaviye başladığınızı ve diş teliyle tedavi olabileceğini de göstermektedir. Bir arkadaşım şu soruyu sormuş. Hocam dişimde 6 tane çürük var ama dolguyla kurtarılabilecek durumda ve çekilmesi gerekmiyor. Bu çürükler elenmeme sebep olur mu acaba demiş. Kurtarılabilir diş çürükleri elenmeye sebep olmaz. Ancak biraz önce de söylediğim gibi kurtarılması mümkün olmayan sayısı 6 ve üzerinde olan diş çürükleri elenmeye sebep olur. Arkadaşlar ağız ve dişle ilgili, çene yapısıyla ilgili Türk Sağlık Kuvvetleri Yönetmeliği'nde tabii çok daha fazla madde var. Ama en çok sorulan sorular genelde bunlarla ilgiliydi ve bunlara yoğunlaştım. Ancak daha detaylı bilgiyi topluluk sekmesi altında bulabileceksiniz. Arkadaşlar sağlık muayenesindeki sonuca itiraz etme durumu da söz konusu olabilir. Bununla ilgili de yine bir not vermek istiyorum size burada. Rapor kararlarına yapılacak itirazlar ile kontrol muayenelerine ilişkin işlemler yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Sağlık Kurulu raporu verme yetkili sağlık kuruluşlarınca temin sürecinde bulunan adaylara ilişkin verilen raporlara tebliğ tarihine itibaren 3 iş günü içinde itiraz edilebilir. Hastalıklar listesinde karşılığı bulunmayan vakalara ilişkin olarak kararlar Sağlık Bakanlığı'nca yetkilendirilen hastaneler bünyesinde oluşturulan komisyonca verilir ve bu komisyonlar tarafından verilen kararlar kesindir. Bu videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar.